Nefis terbiyesi deyince aklımıza gelen isimlerden biridir Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Bursa kadılığından dervişliğe uzanan yol çok çetindir ve sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Bursa'da bir kadıdır. Her şey bir boşanma davasının huzuruna gelmesiyle başlar. Bir kadın eşinin bir süredir ortadan kaybolduğunu ve hacca gittim deyip yalan söylediğini ifade etmekle ve boşanmak istemektedir. Kocası ise hac vazifesini ifa ettiğini söylemektedir. Hatta Bursalı hacılara hediyelik birkaç eşya emanet ettiğini iddia etmektedir. Oysa ki anlatılan olaya göre o kadar kısa bir sürede hac gibi meşakkatli ve uzun bir yolda gidip bir de dönmek mümkün değildir. Kadı kararını verir. Hac'dan gelecek olan Bursalı hacılar daha şehre girmeden önce toplanıp huzura getirilecek ve sorgulanacaktır. Denilen yapılır, olay doğrudur. Gerçekten de adam hac yapmış ve arkadaşlarına hediyelikler emanet etmiştir. Dava kapanır ancak bu Kadı Mahmud Hüdayi'nin içinde bir ukde olarak kalır ve günlerce düşünmesine vesile olur. Gidip o adamı bulur ve böyle bir olayı nasıl olabildiğini sorar. O da kendisine bu keramet sahibinin eskici Mehmet Efendi'nin olduğunu söyler. Esas hikaye bundan sonra başlar. Yaşanılan bir lütuf ve bu hadise neticesinde Kadı Aziz Mahmud Hüdayi Efendi hayran kaldığı eskici Mehmet dedenin yanına gidip beni talebeliğe kabul buyurmanız için gelmiştim deyince o da nasibiniz bizden değil, üftat edendir. Onun huzuruna gidecek, müracaatınızı bildirin dedi. Kadı evine gitti. Hizmetçisine atının hazırlanmasını emretti. Kendisi de sırmalı kaftanını ve sarığını giyerek hazırlanan atına bindi. Yanına seyisini de alıp Üftade Hazretlerine gitmek üzere yola çıktı. Bugünkü Molla Fenari Camii'nin doğu tarafındaki sokağa geldiğinde atının ayaklarının bileklerine kadar kayalara saplandığını gördü. Ne kadar uğraştıysa da atı ileri süremedi. Atından indi, sırmalı kaftanıyla Üftade'nin dergahına doğru yürüdü. Kadı dergaha vardığında Üftade Hazretlerinin üzerinde eski bir hırka olduğu halde bahçeyi çapalamakta olduğunu gördü. Üftade gelenleri görünce doğruldu ve "Ey Kadı Efendi, herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısıdır ki biz fakirlik kapısının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimiz bir araya gelip bağdaşamayız. Senin ilmin, malın, mülkün, şanın ve mamur bir dünyan var. Bizim gibi kulların Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeyi yoktur." buyurdu. Bu sözler Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'ye o kadar tesir etti ki gözlerinden iki sıra yaş döküldü. "Efendim, her şeyimi mübarek kapınızın eşiğinde terk eyledim. Yeter ki talebeniz olabilmekle ve hizmetinizi görmekle şerefleneyim. Her ne emrederseniz yapmaya hazırım." dedi. Bu samimi istek üzerine Üftade Hazretleri tane tane buyurdu ki, "Ey Bursa kadısı, kadılığını bırakacak bu sırmalı kaftanınla Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her günde dergaha 3 ciğer getireceksin. Her şeyi bırakacağına, her emri yerine getireceğine söz veren kadı derhal kadılığı bırakıp ciğer satmaya başladı. Aldığı ciğerleri Bursa sokaklarında ciğerci, ciğerci diye bağırarak satıyordu. Bursalıların hayret dolu bakışlarına, kadınların ve çocukların alay etmelerine hiç aldırmıyordu. Onu görenler Bursa kadısı aklını oynatmış, tımarhanelik olmuş diyorlardı. Bu şekilde nefsini kırıp ruhunu yükseltmek için her türlü alaya alınmaya katlanıyordu. Her akşam hem de. Üftade'nin huzuruna geldiğinde hocası "Bugün ne yaptın? Ciğerleri satabildin mi?" diye soruyor. O da o günkü olanları anlatıyordu. Üftade bu şekilde yeni talebesinin nefsini kırıp terbiye ettikten sonra Aziz Mahmud Hüdayi'yi dergahta tuvalet işlerinde çalışmak üzere vazifelendirdi.
Bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul zurna sesleri geldi. Hüdayi bir an kulak kabarttı. Bunlar neyin nesi diye düşündü. Meğer Hüdayi'nin yerine yeni tayin olunan kadı geliyormuş. Halk da onu karşılamaya çıkmış. Hüdayi beldenin bu adetini bildiği için sesi duyunca kendi kendine "Yeni kadı geliyor ha? Bir çare Mahmut, sen böyle bir mesleği bıraktın. Şimdi helalara hizmetkar oldun." diyerek nefsinin ihlal ve ivasına kapıldı. Hatırından bir an bunlar geçince derhal toparlandı ve "Mahmut, sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermedin mi?" diyerek kalbinden geçen bu hale tövbekar oldu ve nefsini tahkir için elindeki süpürgeyi atarak taşları sakalıyla süpürmeye başlayacağı bir anda şeyhi üftadi Hızır gibi yetişti ve "Evladım, sakal mübarek şeydir. Onunla böyle bir iş yapılmaz." diyerek omzundan yakaladı ve maksat bu mertebeyi anlatmaktı buyurarak Hüdayi'yi alıp dergaha götürdü. Hazreti Hüdayi üftadenin nezdinde her geçen gün manevi tecellilere nail oluyor, ruhu olgunlaşıyor ve yüceliyordu. Nefsini teskiye ve kalbini tasfiyeye muvaffak olan Hüdayi artık nebatatın bile tesbihini duyar hale gelmişti. Nitekim şu olay bunu gösterir. Üftade Hazretleri bir gün müridan ile tenezzühe çıkmışlardı. Dervişler efendilerine takdim etmek üzere her biri birer demet çiçek topladılar. Hüdayi de eline bir adet sapı kırılmış çiçek aldı ve geri döndü. Herkes hediyelerini şeyhleri üftadeye takdim etmiş, üftade de kabul ile memnuniyeti ifade etmişti. Hazreti Hüdayi hediyesini verince Hazreti Üftade, "Oğlum, arkadaşlarınızın demet demet çiçek getirdiğini gördün. Siz bize bir tek çiçeği mi layık gördünüz?" buyurdu. Hazreti Hüdayi de, "Efendimize ne takdim etsek azdır. Fakat hangi çiçeği koparmak için uzandımsa tesbihini işiterek elimi çekmek zorunda kaldım. Ancak sapının kırık olmasından dolayı bu çiçeği tesbihinden kalmış gördüm. Bunu bir hediye olmak üzere huzurunuza getirdim." cevabını vererek şeyhinin bir kat daha muhabbet ve teveccühünü kazandı. Allah rızası için sevmek böyle oluyor işte. Muhabbetle.